Arkası Yarın. Müfettiş 10. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Gogol'dan radyoya uyarlayan Kani Gülen. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Apak. Rusya'da küçük bir şehre müfettiş gelecektir. Fakat kimse bu müfettişin kim olduğunu bilmemektedir. Şehrin valisi hastanenin, postanenin ve okulun yöneticileri tedirgin bir heyecan ve telaş içindedirler. Kusurlarının, beceriksizliklerinin ortaya çıkacağından ve Sibirya'ya sürgün gideceklerinden korkmaktadırlar. Tam bu sırada birileri valiye gelerek müfettişi bir otelde gördüklerini söyler. Vali hemen müfettişin olduğu söylenen otele gider. Otelde para ödemediği için uşağıyla rehin kalan Kresavko adında biri vardır. Vali müfettiş zannettiği bu adamı alarak evine götürür. Sonra da içerek ağzından laf almaya çalışır. Krestavkov öyle palavralar atar ki herkes onun gerçek müfettişi olduğuna iyice inanır. Sonra da vali, hakim, hekim, rektör haklarında kötü rapor tutmaması için ona rüşvet vermeye çalışırlar. Demek bu şehrin hakimisiniz. Evet ekselansları. 1816'da asiller tarafından seçilmiştim. Bugüne kadar da bu vazifeyi ifa etmekteyim efendim. Nasıl? Hakim olmak iyi bir şey mi? Yani avantası falan bol mu? Hükümet erkanının mükafat ve takdirleriyle bu makama tayin edildim. Vay canına. Para elimde ama onu nasıl vereceğim? Avcum sanki alev gibi. Ya... Demek birçok takdirnameler aldınız. Allah. Altım. Sanki korlar üzerine oturmuş gibi yanıyor altım. Nedir o avucunuzdaki? Ay, hiçbir şey beyefendi. Hiçbir nasıl şey. Hiçbir şey? Bakın yere düştü. Aa, para değil mi onlar? Yere mi düşmüş? Farkında değil misiniz? Avucunuzdan düştü. Hayır beyefendi. Hayır efendim. Hiç farkında bile değilim. Büyüttük. Aman Allah'ım. Jandarmaları işitir gibi oluyorum. İşte geliyorlar. Beni kodese tıkacaklar mahvoldum. Bu paralar avucunuzda ne arıyor Sayın Fedorovic? Bu defa kurtuluş yok mahvoldum. Yoksa bu paraları bana ödünç olarak vermek için mi avucunuzda tutuyordunuz? Aa, evet evet beyefendi hazretleri. Memnuniyetle veririm. Yaşadık kurtulacağım galiba. Yolda öteberi için o kadar para sarf ettim ki. Merak etmeyin eve gider gitmez paranızı göndereceğim. Aman rica ederim beyefendi, ne ehemmiyeti var. Bu benim için bir şereftir. Gücüm yettiği kadar canla başla çalışıyorum. Ve amirlerimin ve hükümetimin hoşuna gitmek için elimden geleni yapıyorum efendim. Beyefendi, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Verilecek bir emriniz var mı bana? Ne emri? Yani demek istiyorum ki bu şehrin mahkemesine ait bazı şeyler. Hayır, şimdilik mahkemeyle işim yok. Ha, söyleyecek başka sözüm de yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oh neyse. Ucuz atlattık, paçayı kurtardık. Hakim baba bir adama benziyor. Posta müdürü Ivan Kuzmiç görüşmek istiyor efendim. Buyursun buyursun. Beyefendi, müsaade ederseniz size kendimi takdim edeyim. İsmim Ivan Kuzmiç. Posta müdürü. Ha, kendinizi tanıtmanıza gerek yok ki. Dün sizinle postanede tanışmıştık. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Daimi surette burada mı oturursunuz? Evet beyefendi. Doğrusu bu küçük şehir çok hoşuma gidiyor. Petersburg gibi kalabalık değil. Ayrıca insanları da çok iyi yürekli. Çok misafirperver. Ayrıca çok cömert. Hakkınız var beyefendi. Öyleyizdir. Yaşamak ve eğlence deyince akla başkent gelir. Orada kazma köylülere tesadüf edilmez. Doğru değil mi? Siz ne dersiniz? Doğru beyefendi. Tamamen doğru. Herif hiç de mağrur değil. Her şeyi soruyor. Bununla beraber küçük bir şehirde de mesut yaşanabileceğini kabul edersiniz değil mi? Hak haliniz var beyefendi. İnsan mesut yaşayabilmek için ne yapmalıdır? Kendini sevdirmesini ve saydırmasını bilmelidir. Doğru değil mi efendim? Doğru. Çok doğru beyefendi. Fikrime iştirak ettiğinizden dolayı çok memnun oldum. Beni ziyaret ettiğiniz çok iyi oldu. Yolda başıma öyle bir felaket geldi ki
tasavvur edemezsiniz. Ne oldu beyefendi? Yolda nem var nem yok sarf ettim. Acaba bana diyorum yani hani 300 ruble borç veremez mi? Memnuniyetle beyefendi, memnuniyetle. Şans diye buna derim ben. İşte beyefendi, buyurun. Size her hususta ne olursa olsun yardımda bulunmak benim için bir şereftir efendim. Çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz, seyahat esnasında kendimi hiçbir şeyden mahrum etmek istemem. Tabii. Sonra tabii, bu ölümlü dünyada kendimi ne diye zevk ve eğlenceden mahrum edeyim ki? Doğru değil mi beyefendi? Doğru, çok doğru beyefendi. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim efendim. Malum posta idaresi hakkında verilecek emirleriniz var mı efendim? Hayır, yok. İyi günler. İyi günler. Bunlar ne iyi adamlar ya. Petersburg'a gitmeyip de buraya mı yerleşsem acaba? Hiç ikiletmeden hemen çıkarıp para veriyorlar. Severim böylelerini be. Beyefendi, rektör Sayın Luka Lukic gelmek istiyorlar. Gelsin. Beyefendi, müsaade ederseniz size kendimi takdim edeyim. Adım Luka Lukic'dir, rektörüm. Beyefendi, sizinle de dün tanışmıştık. Hani şu dilini devamlı çıkartan tarih öğretmeniniz hiç aklımdan çıkmıyor. Aman efendim, kusurumuzu bağışlayın. O size çıkartmadı dilini. Tiki var. Her cümlenin sonunda mutlaka dilini çıkartıyor. Tikmik ama yaptığı da çok ayıp bir şey. Karşısındakiyle alay eder gibi. Ne o öyle kocaman bir dil? Pabuç gibi. Her sözün ardından dışarı sarkıtıyor. Eyvah. Hapı yuttuk. Tarihçinin diline alınmış. Acaba ne yapsam? Efendim. Sizinle alay etme kimsenin haddine değil. Mazur görün. Mesela onun gibi bir tane daha var. Fizikçi. Konuşurken ikide bir karşısındakinin omzuna vuruyor. Oh. Tabii. Okul değil sirk. Her cins, her tip adam var. Hiç kadın öğretim üyesi yok mu sizin okulda? Kadın? Var tabii. Olmaz olur mu? Siz geldiğinizde dersteydiler. O yüzden görmediniz. Kadınları severim. Ya siz? Ben mi? Hangisini daha fazla seversiniz? Esmerleri mi, sarışınları mı? Ben... Çekinmeyin canım. Samimi söyleyin. Esmerleri mi, sarışınları mı? Mazur görünü söyleyemem. Aldırmayın canım. Yalnız zevkinizi öğrenmek istiyordum ben. Hepsi bu. Müsaade ederseniz size şeyi söyleyeyim. Ne söyleyeceğimi kendim de bilmiyorum. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Ya, demek söylemek istemiyorsunuz. Muhakkak sarışının birine abayı yaktınız. He? Doğru mu? He? Anlaşıldı. Pancar gibi kızardınız. Peki ne diye söylemek istemiyorsunuz? He? Mahcup. Mahcubiyetten. Haşmet. Devlet. Ekselans. Ne yapacağım ben şimdi? Dilimi yüzünden hapı yuttum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sıkıldınız galiba. Hakikaten gözlerimde insanı mahcup edecek öyle bir kuvvet vardır ki benim bakışlarıma dayanabilecek hiçbir kadın yoktur. Siz ne dersiniz? Haklısınız derim Eksenaz. Hiçbir kadının dayanacağını sanmıyorum. Başıma öyle bir felaket geldi ki yolda nem var nem yok sarf ettim. Acaba bana hani diyorum 300 ruble... Yani borç verebilir misiniz? Tabii. Parayı nereye koydum? Eyvah, hapı yuttuk. Buldum. Buyurun beyefendi. Çok teşekkür ederim. Aman efendim, ben teşekkür ederim. Müsaade ederseniz sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Güle güle sayın rektör. Çok şükür kurtuldum. Allah vere de sınıfları teftişe gelmese. Devamlı gözünü kırpan kimyacı görürse kesin Sibirya'ya sürer beni. Beyefendi, hastane başhekimi girmek istiyor efendim. Buyursun canım, buyursun, gelsin bakalım. Beyefendi, müsaade ederseniz size kendimi takdim edeyim. İsmim... Artemi Filipovic. Dün hastanenizde birlikteydik ya. Buyurun oturun. Sizlere bizzat refakat etmek ve müesseselerimizi gezdirmek şerefine nail olmuştum. Efendim. Hatırladım. Ya. Mükellef bir ziyafet çekmiştiniz. Yalnız dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Ne olmuştu beyefendi? Uzaklardan sanki birinin şeşbeş, diğerinin de düşeş diye bağırdığını duyar gibi olmuştum. Yanılıyor muyum? Aman efendim, yanlış duymuş olmalısınız. Yani insan beşer bazen şaşar demişlerdir. Benim yönettiğim bir hastanede şeşbeş düşeş falan olur mu hiç? Ne yalan söyleyeyim, nefis yemekler yemeye bayılırım. Bu bende bir zaaftır. Durun bakayım, zannedersem boyunuz dün bana biraz daha büyük gibi gelmişti. Bugün kısaldı mı ne, çektiniz mi?
Olabilir beyefendi. Vazife uğruna her şeye katlanırım ben. Beyefendi, size şunu söylemek isterim ki ben vazifeden hiç yılmam ve bana verilen görevleri canla başla yaparım. Efendim, posta müdürümüze gelince vazifesiyle hiç ilgilenmiyor. Postanenin halini görseniz ağlarsınız. Ya. Evet. Mektuplar ve paketler postanede kalıyor. Ne? Evet. Ve aylarca sonra sahiplerine gönderiliyor. Bu hususta teftiş yapacak olursanız vaziyetin ne merkezde olduğunu görürsünüz beyefendi. Bak hele. Beyefendi, biraz evvel huzurunuza kabul etmiş olduğunuz hakime gelince adamcağız sabahtan akşama kadar tavşan avlamaktan başka bir şey yapmıyor. Ne? Evet. Sürekli tavşan avlıyor. İşi iyice tavşan avlamak. Köpeklerini mahkeme salonlarında büyütüyor. Kazları da ayrı. Dün gittiğimizde kazın biri neredeyse ayağımı götürecek. Ya. Çamaşır kurutma meselesi var ya. Siz geleceksiniz diye kaldırdılar onu. Neyi kaldırdılar? İpi efendim, ipi. Yani çamaşır ipini efendim. Çalışanlar yıkadıkları çamaşırları mahkeme salonuna astıkları ipte kurutuyorlar. Bak. Ya. Böyle rezalet olmaz. Bakın açık söylüyorum. Ondan hiç memnun değilim. Her yerde kepazelik var. Yani... kepazelik yapıyor. Bunları size vatanın menfaati için söylüyorum. Dobzhinski'nin karısıyla neler yapmaz neler efendim. Rezaletlerini bütün şehir halkı bilir. Peki Dobzhinski de bilir mi bunu? Hayır efendim, bir tek o bilmez. Doğru. Aslında Dobzhinski'nin çocuklarına bakacak olursanız onların hiçbiri babalarına benzemez. Her birinde bizim hakimin damgası vardır. Yok canım. Hık demiş, hakimin burnundan düşmüşler sanki. Ya. Bunları hiç düşünmemiştim bile. Şu rektör olacak şu herif var ya, şu herif. Hükümetin ona böyle bir vazife verebileceğini doğrusu aklım almıyor. Serserinin, anarşistin biri. Herif Voltaire'ci. Dinsiz. Gençlere daima fena ve gayri ahlaki fikirler aşılıyor. Nasıl gayri ahlaki? Nasıl söylesem? Onları huzurunuzda söylemeye bile sıkılıyorum beyefendi. Arzu ederseniz bütün bunları bir rapor halinde yazayım. Peki, tabii yazınız. Yazınız daha iyi olur. Ben de zevkle okurum. Evet. Görüyorsunuz ya, benim de aklım fikrim okumakta. Okumayı o kadar çok severim ki. Kederli zamanlarımda ruhum açılır. Affedeceksiniz ama... isminiz neydi? Artemi Filipovic. Filipovic. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Benim gözlerimi açtınız. İnanın. Efendim, sizi daha fazla rahatsız edip mukaddes vazifelerinizden alıkoymak istemem beyefendi. Rica ederim. Doğrusu söyledikleriniz çok tuhafıma gitti. Aynı zamanda da pek çok hoşuma gitti. Başka zaman yine gelin. Bol bol sohbet ederiz. Hadi güle güle. Beyefendi, benden bir istediğiniz bir emriniz var mı beyefendi? Daha doğrusu emir değil de... hani bir rica desek. Aman efendim, ne demek efendim. Buyurun söyleyin beyefendi. Ricalarınız bizim için emirdir efendim. Başıma öyle bir felaket geldi ki. Yolda nem var nem yok sarf ettim. Meteliksiz kaldım. Hani yani bana diyorum borç olarak hani yani 400 yani ruble kadar verebilir misiniz hani yani? Aman efendim olmaz olur mu? Her ihtimale karşı istersiniz diye bulunduruyordum. ya. Buyurun 100, 200, 300, 400 beyefendi. Teşekkür ederim. Doğrusu bu para çok işime yarayacak. Güle güle Sayın Filipovic. Güle güle. Amma dedikoducu herif ya. 5 dakikada herkesin ipini pazara çıkardı ya. Beyefendi, Pyotr Ivanovich Dobzhinski girmek istiyor efendim. Bir kaz daha yani. Ne kadar da çok kaz varmış bu şehirde. Gönder Osip, gönder. Beyefendi, müsaade ederseniz size kendimi tanıtayım. Adım Pyotr Ivanovich Dobzhinski'dir. Bu şehrin yerlilerindenim. Hatırladınız mı? Hoş geldiniz. Böyle tuhaf gülen birini nasıl hatırlamam? Müfettiş Atloy'un 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.